Şimdi belki de bu olayların planlayıcıları olan büyük, üste duran ellerin asıl gayesi de buydu. Genel olarak İslam'ı yaşanmaz, ürkütücü bir din yapmak. Orta Doğu'da bunun için filan filan örgütleri kuruyorlar. İki, Müslümanları birbirlerinden ürker hale getirmek, birbirlerini sevmez hale getirmek. Üç, Müslüman bir hoca efendinin, bir şeyh efendinin, bir münevverin bir hareketlenme, bir grup kurmasını kökten kaldırmak. Şimdi bir hoca efendi çıkıp 1000 tane, 2000 tane genci eğiterek şöyle güzel bir çalışma yapalım dese bundan sonra zor becerir. Bu onların istediği şeydi ama onlar ne isterse istesin Allah'ın nurunu söndüremezler. İslam gelecek, bu bir dönemdir. 10 yıl sürer, 15 yıl sürer, geçecek bu. Bu geçecek, ümmeti Muhammed yeniden ayağa kalkacak. Bu dünya ümmeti Muhammed'in çizmeleriyle yürünsün diye yaratıldı. Ümmeti Muhammed'in delikanlılarının çizmeleri ve terlikleriyle bu dünyanın her adım toprağına basılacak. Bu olaylar olmayacak demiyorum. Ama bu olaylar yüreklerdeki imanı söndüremeyecek. Şeriatımızı getirme heyecanımızı kaldıramayacak. Doğu Türkistan, Kaşgar'daki bir mümin kardeşimle, Kudüs'teki mümin kardeşimle, İstanbul'daki mümin kardeşimle buluşacağız Allah'ın izniyle. Buluşacağız. Bu buluşmamızda da bütün dünya İslam nuruyla nurlanacak. Ondan sonra gene olaylar olacak. Gene kavgalar olacak, gene gürültüler olacak. Ümmeti Muhammed yine ayağa kalkacak. Çünkü bu insanlık ve insanlığın toprağı olan dünya ümmeti Muhammed'e emanettir. Biz ümmeti Muhammed için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetiz. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetiz biz. Bizden başka alternatifi yok insanın. Dünyanın bizden başka alternatifi yok. Şimdiki bu gördüğümüz olaylar, Urumçi'deki, şuradaki, buradaki bu olaylar, İstanbul'daki tehditler, terör olayları, bütün bunlar bir sezon içindir. Bu sezon bitecek. Bugünün ve yarının her günün sahibi olan Allah küfrü kenara çekecektir. Nöbetleşe oluyor bu. Neden? Önceki nesillerin bazı hatalarından dolayı bir gaflet oldu. Bu gafletin böyle bir faturası var. Bu faturayı Allah ödetiyor bize şimdi. Ama bizden sonra küfrün burnu sürtünecek. Kaçacağı yer yok küfrün. Ve inşallah küfrü birbirine düşürerek Allah bunu yapacak. Çin ile Amerika savaşacak. Oradan siz kurtulacaksınız. Çin ile Amerika savaşacak. Çin Amerika'ya darbe vuracak. İsrail desteksiz olacak. Filistinli gençler Yahudileri denize dökecek. Allah'ın yarını bugününden daha büyüktür, daha güzeldir. Göreceğiz o günleri inşallah. Ruhunuzu şahadetlerine teşekkür ediyorum.